Merhabalar. Onlarca yıldır 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Şimdi çok detaya girmeden size bugünün tarihçesini anlatmak istiyorum. Sonrasında ise iki mücadeleci kadının hikayesini paylaşacağım sizlerle. Sonuna kadar sabırla dinlerseniz sevinirim. Kadınlar Günü'nün başlangıcına dair birçok farklı hikaye anlatılır. Çarlık Rusyası'nın çöküşüne neden olan 1917 yılındaki devrimin 8 Mart'ta kadınlar tarafından yapılan yürüyüş ve grevle başlamış olması da bu hikayelerden biridir. Zaten diğer birçok hikaye de birbirine benzemekte ve kadınların yaptığı ilk hak arayışlarını, yürüyüşleri, grevleri Kadınlar Günü'nün başlangıcı olarak kabul etmektedir. Her ne kadar detaylarda farklılık olabilse de aslında her birinin anlattığı tek bir şey var. O da kadınların var olma savaşı toplum gözünde son 100 yıldır var olsa da aslında kadın olan her bir bireyin kendi hayatında var olabilme mücadelesi çok daha eskilere dayanıyor. İşte ben de şimdi sizlere o mücadele hikayelerinden birini anlatacağım. Bundan 100 yıl önce Kastamonu'nun Ücrabi köyünde nüfus kağıdına göre 1930'da, kendi deyimine göre ise Cumhuriyet'ten hemen sonra 1925'te bir kadın doğdu. Bu kadın o zamanların çoğu çocuğu gibi çocukluğunun, gençliğinin çoğunu köyde geçirdi abisi ve ablasıyla beraber. Hiç ayrılmadı doğduğu topraklardan. Ta ki hayatın zorlukları onu köyünden çıkmaya zorlayana kadar. 1951 yılında çevre köylerden bir adamla evlendi. Uzun yıllar çocuğu olmadı. İlk iki erkek çocuğunu da ya doğmadan ya da doğduktan sonra kaybetti. Evlendikten 12 yıl sonra bir kız çocuğu dünyaya getirdi. O kızıyla da ne yazık ki uzun süren bir anne kız ilişkisi yaşayamadı. Çünkü ortaya çıkan bir hastalığı ikisini de uzun yıllar birbirinden ayıracaktı. Küçük kızı 3 yaşındayken kadında ne yazık ki kamburluk rahatsızlığı gelişti. Bundan hayır gelmez, bu ölür, başına kalır gibi çevreden gelen sözlere aldırış eden eşi kendisini kapı dışarı etti. Kızını da kendisine vermedi. Daha sonra kocası başka bir kadınla evlendi ve bir kızı daha oldu. Annesinden ayrı kalan ilk çocuk okula dahi gönderilmedi. Köyde hayvan gütmek için çoban gibi kullanıldı. Bu esnada kocası tarafından evinden atılan kadın bir süre köyünde yaşadı. Daha sonra 1966 yılında İstanbul'a geldi doktorlara danışmak için ama o zamanlarda onun bu hastalığına pek de çare bulunamadı. Geri döndü köyüne. Sonra yine geri geldi İstanbul'a. Çalışmaya, para biriktirmeye başladı. O sakat olarak anıldığı haliyle İstanbul'da onlarca yerde temizlik işleri yaptı. Evlerde, otellerde çalıştı. Bu süreçte yine hep para biriktirdi. Zaman zaman akrabalar aracılığıyla köydeki kızıyla haberleşiyor, ona gizlice hediyeler, kıyafetler alıp gönderiyordu. 1970'lerin başındaysa Aksaray Laleli'de önce birinci, sonra da ikinci evini aldı. Borçlarını bitirdi. Günler 1976 yılını gösterdiğinde ise köyüne dönüp kendi kızını onun babasından, yani eski eşinden parayla satın aldı. İstanbul'a getirdi. Hep beraber yaşamaya başladılar. O da kızını, biraz da yaşı artık büyüyüp 13 olduğu için okula göndermedi. Ama ikisi beraber çalıştı ve para kazandılar. Yine de 10 yıl boyunca yaşamış oldukları ayrılık, onların arasındaki ilişkide gelecekte de hiç kapanmayacak koca bir boşluk olarak kalacak ve hep sorunlara neden olacaktı. 9-10 yıl boyunca anne kız beraber yaşadıktan sonra kız bir adamla evlenmeye karar verdi. O adam da kendisi gibi köyde büyümüş, liseden sonra birkaç arkadaşıyla beraber kendisini İstanbul'a atmıştı. İkisi de 22 yaşındayken çalıştığı fabrikada tanışıp evlenme kararı almışlardı. Kızı evlenirken bu sefer anne kızını evleneceği adama parayla sözleyecekti. Yani başlık parası verilmeden bu evlilik de imkansızdı. Neyse ki oğlanın babası durumu hemen halletti ve 1985 yılı başında kısa sürede evlendiler. Ancak kızın talihi anasından pek de farklı olmayacaktı. Çiçeği burnunda çiftin 1987 yılında bir kız çocuğu oldu. 1994 yılında Aksaray'daki bir dairelerini satıp Bayrampaşa'dan iki katlı bir apartman aldılar. Sonra da el birliğiyle onun da üstüne iki kat daha çıkıp 4 katlı bir apartman haline getirdiler. Uzun yıllarca da o evden hiç ayrılmadılar. Kocası birçok farklı işte çalıştı, çeşitli işlere girişti. Kimisinde kazandı, kimisinde kaybetti. Sonraki yıllarda lisede okulunu da okuduğu makine alanında fabrikalarda usta olarak çalışmaya başladı. Zaman içinde çalkantılı bir evlilikleri olsa da bir şekilde yürütebiliyorlardı. Fakat 2000'li yıllara gelindiğinde sıkıntılar kendini daha da göstermeye başladı. İlk büyük tartışma 2002 yılında yaşandı. Kadın çocuklarını bırakıp evden ayrıldı. Bir akrabasının yanına gitti. Birkaç gün boyunca orada kaldı. Sonrasında akrabaların da araya girmesiyle çift yeniden barıştı. Kadın evine geri döndü. Ama asıl sıkıntılar o günlerden sonra başlayacaktı. 2004 yılında
Karı koca 40 yaşındayken bir kız çocukları daha dünyaya geldi. Aileye bir tekne kazıntısı katılmış, böylelikle 4 kardeş olmuştu çocuklar. Yeni gelen bebek rızkıyla da gelmişti. Babanın işleri iyice açılmıştı. Artık şehir dışından bile teklifler alıyordu. Kimi zaman birkaç hafta, kimi zaman da bir aylık iş seyahatlerine çıkıyordu. Hatta külüstür arabalarını satıp yepyeni bir araba dahi almışlardı. Durumları gittikçe iyiye gidiyordu. Zaten kadının annesinin evinde de yaşadıkları için pek de maddi sıkıntıları yoktu. Tabiri caizse işler tıkırındaydı. Evin babası ilk başlarda Türkiye'deki farklı şehirlerden iş teklifi alırken sonraki yıllarda yurt dışına açılmaya da başladı. Lübnan, Kazakistan gibi farklı ülkelerde de çalıştı, zaman zaman işsiz de kaldı. Bu esnada kadın tek başına hem annesiyle hem de 3 çocuğuyla ilgileniyordu. Onlara hem annelik hem babalık yapıyor hem de onlara okutuyordu. Kimi zaman eşinin maaşı yetişmediği için kendisi de evde el işi yapmaya başlamıştı. Az da olsa eline bir kazanç geçiyordu. Eğer bu da yetmezse annesinden gizli onun kiralık dairelerinden gelen parayla evin faturalarını ödüyor, eksiğini gediğini kapatmaya çalışıyordu. İki arada bir derede kalıyordu. Ama bir kadın olarak yapacak pek de bir şeyi yoktu. Sonuçta yuvayı dişi kuş yapardı. Zorluklara katlanmak, bir şekilde evi çekip çevirmek zorundaydı. Her şeyi içine gömdü. Sustu. O tüm bu zorluklarla savaşırken eşi yurt dışında çalışmaktaydı. İlk başlarda bir ay süren iş seyahatleri artık 3 ay, 6 ay derken 10-12 aya çıkmıştı. Yani kocası evden bir gidiyor, sonra bir yıl boyunca gelmiyordu. Döndüğünde de sadece birkaç hafta kalıyor, sonra yine geri gidiyordu. Şüphelendiği durumlar vardı ama konduramıyordu da bir yandan. Sonuçta eşi de gidip eve ekmek parası getirmeye çalışıyordu. Ama yine de yurt dışında çalışmasına rağmen pek de fazla bir para göndermiyordu eve. O yine de idare etmeye çalışıyordu. Böylece yıllar geçti. İçine gömmeye devam etti. Kocası 2011 yılında ülkeye kesin dönüş yaptı. Döndü dönmesine ama bu süreçte de pek çok şey ortaya çıkmıştı. Yapılan sadakatsizlik bulduğu fotoğraflarla da ayan beyan belli olmuştu artık. Ama yine de çocuklarım için diyerek kadın sineye çekti. Sustu. Yine barıştı. Mutsuzdu ama dile getirmeye gücü yetmiyordu belki de. 50 yaşına gelmişti. O yaştan sonra okuma yazması olmayan, hiç çalışmamış bir kadın olarak ne yaparım ki ben diye düşünüyordu. Zaten yıllardır sürdürdüğü bu mutsuz evlilik ve çocuklarını, ailesini mutlu etme çabası sağlığını da etkilemişti. Göğüs kanserine de yakalandı, ufak çaplı operasyonlar da geçirdi. Tedavi de gördü. Artık yaşamın yüklerini tümden sırtında hissetmeye başlamıştı. Cesurca adımlar atmaktan daha da çekinir hale gelmişti benliği. Takati kalmamıştı artık. Kocasının bir gelip bir yok olduğu yıllarda evin içinde pek mutluluk olduğu da söylenemezdi zaten. Kendisine karşı yıllar içerisinde birkaç ufak olay dışında şiddet uygulamışlığı yoktu ama çocuklarının birçok kez dayak yediğine şahit olmuştu. Çocukları pek de evi sevmezdi zaten bu yüzden. O yine de hep bir arada tutmaya çalıştı bu yuvayı. Hatta kocası yokken bile kocasına babasından kalan fındık bahçelerinin peşinde o koştu. Kocası yokken bile çoluğunu çocuğunu toplayıp köye gidip fındık işleriyle o uğraştı. Yine de kıymeti olmadı. Bunun sonucunda yine saygı göremedi eşinden. 30 yıl olmuştu artık. Dile kolay 30 yıl. 30 yıllık bir beraberlik. Her ne kadar zorlu, kavgalı, gürültülü olsa da 30 yıl geçmişti. Takvimler 2015'i gösteriyordu. Çocukların kimisi evlenmiş, kimisi mezun olmuştu. Biri üniversiteye devam ediyor, tekne kazıntısı ise okuldaydı. Yıllardır bitmek bilmeyen tartışmalarsa halen devam ediyordu. Dönüp dolaşıp yine aynı konular açılıyordu. Kadın artık bir karar vermeliydi. Çünkü bu evlilik artık çocuklarına da zarar verir bir hale gelmişti. Ya çocuklarını ya da evliliğini kurtarmalıydı. Yine de manasız bir tartışmanın ortasında aslında ne kadar da değersiz olduğunu anladı. Ve o anda kararını verdi. Kadın çocuklarını seçti. 30 yılın ardından boşanma kararı aldı. Ayrıldılar hemen. Boşanma davası açıldı ve bitti evlilikleri. Adam gitti, kendine yeni bir hayat kurdu. Yeniden evlendi. Ev aldı, bark aldı, yeni bir araba dahi aldı. Ama kendine yeni çocuklar alamadı. Kadınsa çocuklarının üstüne 2 tane muhteşem torun daha aldı. Şimdilerde ise İstanbul'da annesi ve çocuklarıyla, geçmişin yokluklarıyla dahi olsa da hayatına devam etmekte. Evet, bense bir anne ve kızın hikayesini, yani iki kadının hikayesini anlattım. Bu kadınlar Feride Altıntaş ve Sultan Demirci'ydi. Yani benim anneannem ve annem. Bu onların hikayesi olabilir ama aslında bu eşi için, çocukları için, ailesi için ya da sadece kendi için, kendi hayatı için, kendi varlığı için mücadele eden tüm kadınların hikayesi. Çünkü bu ülkedeki tüm kadınların hikayesi, kaderleri birbirine çok benzer. Dünya Kadınlar Günü'nde hayatımdaki iki özel kadının hikayesini anlattım sizlere. Çünkü bugün her ne için olursa olsun, her şeye rağmen mücadeleyi asla elden bırakmayan kadınların günü. Başta anneannem ve annem olmak üzere. Tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Ayrıca
Doğum günün de kutlu olsun annem. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Her şey için teşekkürler.